Dex. Köpekler ayıyla beraber Türkiye sınırlarını geçtiler. Ayı meğeni kovaladı. O siyah beyazını diyorsun. Beyaz, beyaz. Siyah, yani beyaz. Görmedik, burada bak, değil. Beyaz. O büyüyecek, çok büyük. Yani o boğuş değil ama hayvanla davarlara el vermez, gezemez. Hiçbir şey anlamıyor. Köpeklerle kavga çok iyi. Bizim ülkede çok var öyle tek başına yapar. Kurdu benim köpeğim yıktı diyen de. Ülkede kangallar büyükler öldürebilirler. Bakın köpek koyunlar gitti bizden arkadaşlar. Şu anda sürü yanımızda değil. Geldiğimizde bu vaziyette aynı ülkemizdeki gibi keçilerin başında bekliyordu. Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Gürcistan'ın farklı noktalarını sizler için gezmeye devam ediyoruz. Az önce hemen arkamızda içi ikiz oğlaklarını dünyaya getirdi. Güzel bir başlangıç oldu. Sürüm bereketli olsun. Ferhat'ın yanındayız. Ferhat da Azerbaycan Türk'ü olan bir dostumuz. Gürcistan doğumlu. Gürcistan'da yaşayan Azerbaycan Türklerinden. Burada çobanlık yapıyor ve çoban köpekleri var. Değerli dostlar, bu bölgede görmüş olduğum çoban köpeklerinde siması kangalı andıran, çapar renkte, gövdesi daha çok alabay formatında ve aynı alabaylar gibi, Türkmen köpekleri gibi kuyrukları ve kulakları kesilmiş olan çapar köpekler var. İnsana karşı ve arabalara karşı çok sert yapıdalar. Çünkü biz bölgeye gelene kadar farklı farklı noktalardan geçtik. Aynı tipte benzer yapıda köpekler arabamıza çok ciddi anlamda saldırdılar, reaksiyon verdiler. Ferhat'cığım, ben bugün dilinin döndüğünce, elinden geldiğince, çok röportaja da yatkın değilsin ama sana sorular yöneltmek istiyorum. Bu köpekleri izleyenlerimizin tanıması için biz kendi ülkemizde çobanlar ve çoban köpeklerinden ilgili videolar çekiyoruz. Bu bölgeye de gelmişken Gürcistan'daki çobanların ne tarz köpekler kullandığını izleyenlerimize gösterelim istedik. Genelde bu bölgedeki çobanlar bu tip köpekler mi kullanıyor? Evet. Peki bunların birazcık karakterlerini anlat desem, köpeklerin özelliklerini anlat desem bize neler söyleyebilirsin? Vallahi güzel köpekler, güvenli köpekler, kurta, insanlara, hepsine çok güzel. Evet, sertler insana karşı da. Sertler, canavara karşı da sertler. Mesela bizim ülkemizde kurtçul köpek diye bir tabir var. Yani her çoban köpeği kurda gitmiyor, kurda karşı iyi sonuç vermiyor. Bunların içerisinde de iyisi de kötüsü var mı sizin köpeklerde de? Dış görünüşü aynı olup da hepsi gidiyor mu bunların kurda? Bunlar güzel, hepsi güzel benimkilerim. Bir başkası, bundan güzelleri de var, bundan kötüleri de var. Genelde bu renk mi köpekler? Renkler fark etmez. Yani sen neye göre köpek tutuyorsun o zaman? Senin için bir çobanın aradığı özellikler nelerdir köpeğinde? Kurta karşı güzel olsun. Dünyanın her yerinde değişmeyen bir kural var arkadaşlar. Yani çoban köpeğin tipinden ziyade
sürüdeki karakterinden ilgileniyor. Ama genel olarak bu tipte köpekler var bu bölgede. Çapar renkli, küçük, yani çok da büyük değiller. Maksimum 70 santim civarında köpekler, belki 70'ten bile yüksek değiller. Birkaç tane aralarında 70'in üzerinde olan köpek vardı. Ama çok cesur, postu, aynı yine Kangal gibi postu olan, simasında o ifadeyi görebildiğim bir yapı var. Bence bizim köpeklerimizde kesinlikle bir üst akrabalıkları var. Peki kurdun dışında sabah sürüyü saldın. Burada 12 ay mı sürü dışarıda, yoksa hiç kapattığınız oluyor mu? Nasıl? Tüm sene yayılıyor mu koyun yani? Evet. Hep dışarıda değil mi? Hiç kapanmıyor. Evet, dışarıda. Yem veriyor musunuz peki? Yem veriyorum. Kar olanda veriyorum. Karda veriyorsunuz. Evet. Sabah koyunu serbest bıraktın ya da işte yaylıma gidiyorsun hep dışarıda. Köpekler koyunun dibinde mi kalıyorlar, yoksa ne yapıyorlar? Geniş mi geziyorlar? Koyun gelirse koyunlarla gelir. Yani koyundan uzaklaşıp bölgeyi arama falan yapıyorlar mı? Evet, yapıyorlar. Yani bilmiyorum, dilimizde farklı ne derece anlatabiliyorum. Koyunun karşı hissesinden gelir, araya da bu oralara baka baka gelir. Bu köpekler kurt kokusunu alabiliyorlar mı? Mesela bizim orada atıyorum kurt 10 saat önce o bölgede gezmiş, dolaşmış. Azeri koku aldığında köpek böyle çıldırıyor. Hiç ortada kurt yokken bile onun peşinden, o kokunun peşinden bölgeyi, araziyi tarıyor. Bunlar da aynı şeyleri yapıyorlar mı? Yapıyorlar, evet. Bazen vaktiler yapıyorlar. Peki hiç bu araziye kurt geliyor mu? Gelen vaktiler olur. Geçen sene bir tane öldürdüler. O hikayeyi biraz anlatabilir misin bize? Nasıl oldu? Geçen sene orada bizim yukarı faizlik düşmüştük. Dağdan, yayladan indiğimiz zaman. Orada körpünün yanında sinkardan bile yiyordu. Orada kurt geldi, sinkarın içine düşmüş, orada öldürmüş köpekler. Yani kurt çıkamamış mı oradan? Orada mı kalmış sinkar dediğin yer, çukur mu? Çukur. Böyle böğüş yerde hal hayvandan öter. Onun içine girende itiler tutup öldürmüştür köpekler. Peki sana göre bir köpek tek başına bir kurtla mücadele edebilir mi? Ben de yok. Mümkün değil diyorsun. Mümkün değil. En az iki köpek mi olmalı? Üç köpek. Bir köpek. Vallahi bir kere öldürmüş benim köpeklerim. 4 tane köpeği öldürdü. Yalan derim. Belki biri de öldürür. Belki de öldürür. Sen öyle bir şey görmedim diyorsun. Görmemiş. Çünkü bizim ülkede çok var öyle tek başına yapar, kurdu benim köpeğim yıktı diyen de. Ülkede kangallar büyük der, öldürebilirler. Ha, boyuttan dolayı diyorsun. Ben birebir de çok şans vermiyorum. Yani yetişkin gücü kuvveti yerinde bir kurt belki gençtir ya da yaşlıdır, onu öldürebilir de birebir de çok zor bana göre bir kurdu altında tutması, senin yani dediğin gibi. Büyük de büyük şimdi benim var, öldürüp yemeden. Bu yeşilten. O siyah beyazı mı diyorsun? Beyaz, beyaz. Siyah, yani beyaz. Görmedik, burada bak, değil. Beyaz. O büyükçe. Çok büyük bunlardan. O boğuş der ama hayvanla davarlara el vermez. Gezemez. Hiçbir şey anlamıyor. Köpeklerle kavgaya güzel. Çok iyi. Kurda çöker mi sence o? Kurdu nasıl bilmiyor. Yetişecek? Anlamıyor. Evet. Suda kaçamaz elinde. Aslında coğrafya değişse de kriterlerin çoğunluğu aynı. Yani büyük köpeklerin, çok iri köpeklerin sürünün peşinde gezemeyeceği, yorulacağı, doğru muyum yani? Doğru. Arazide koşarak atik olmayacağından dolayı olay belli. Atik köpek kullanıyorlar, görevini yerine getirebilecek köpek kullanıyorlar ve insana karşı da çok koruyucular. Hatta biz çekime yaklaşık olarak bir 200-300 metre aşağıdan başlayacak ama köpeğin birisi nerede, köpeğin birisi nerede diye ararken çekimde diğer köpekleri de göstermek için geldiğimizde burada koyun yavrularının başında, pardon keçi yavrularının başında köpeği beklerken bulduk. Bereketli olsun. O zaman yavaş yavaş koyunların içine doğru gidelim mi? Gidelim. Bunları burada bırakacak mıyız? Alacak mısın yanına? Bırakacağım. Köpek başlarında bekler diyorsun. Bekler. Vallahi helal olsun. Hadi gidelim bakalım yavaş yavaş koyunlara. Ayıyla beraber Türkiye sınırlarını geçtiler. Geçtiler abi. Sonra döndüler geriye. Senin koyun zarar görmedi değil mi? Bir problem yoktu. Yok. Yine onlar da aynı bu tipteki köpekler miydi? Bunlardan mıydı? Aynı o ala siyah beyaz olan köpeği bir tanesi. Aha. İki taneydi önceden yanımda. Ha, bu köpek de vardı yani onların içinde. Bu köpek de orduydu. Sonundan bu iki tane köpek ayıya güzelliğe bilmedi. Ayı beni kovaladı olduğumuz yere kadar. Bu öbürü köpekler görende ayıyı kovaladılar. Ayı yavrusu var diye sana saldırmıştır. Yoksa saldırdı abi. Şey yapmazdı. İyi vallahi köpekler sağlanmış, en azından kurtarmışlar. Gürcistan'daki çoban köpeklerini hep birlikte incelemek benim için de oldukça güzel bir deneyim oldu. Ferhat'ın haricinde bölgedeki diğer çobanların da yanına gidip onların da sürülerindeki köpekleri gördük.
komşu sürünün bu siyah köpeği oldukça ilgimi çekti. Yüzündeki ifade kangala benziyordu. Lakin gövde yapısı kangaldan biraz daha farklı. Bu bölgede de çobanlar genellikle orta yapıda atletik ve korumacı köpekleri tercih ediyorlar. İnsanlara karşı saldırgan bir tavırları var. 7 aylık bu genç dişinin de annesinin babasının yanında ne kadar dikkatli bir şekilde yetiştiğini görebiliriz. Bölgeyi taramak için hızlıca alanı kontrol ediyor. Bölgedeki çoban köpeklerindeki karakteristik renk çapar, koyu tonlar, kahverengi beyaz, beyaz. Türkiye'deki gibi boz karabaş köpeklerin sayısı daha azınlıkta bulunuyor. Görevi başındaki köpekler bölgedeki varlığımdan rahatsızlar. Bu yüzden dönüp tekrardan bana saldırdılar. Lider dişi oldukça agresif. Yanında yavrular da bana hücum ediyor. Bu esnada lider dişi ve genç yavru arasında bir tartışma çıktı. Komşu çobanlara veda edip Ferhat'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ferhat, orada da yeni bir doğum olmuş. Sanırım yeni bir kuzu daha dünyaya gelmiş. Maşallah, bereketli olsun. Doğum zamanında denk geldik herhalde. Sağ olasın, sağ olasın. Evet. Hay maşallah, şimdi sevindiğine bak. Keçi doğum yaptı, koyun doğum yaptı. Bu koyun ırkının ismi ne, hiç biliyor musun? Yoksa bu koyunların cinsini biliyor musun, cinsinin ne olduğunu? Koyunlar... Ne diye geçiyor bunların ismi? Tuşuru. Tuşuru. Evet. Erik. Kartallar da vallahi burada kartallar çok olur. Aha. Çok kartallar olur da hayvanlar böyle doğduğu zaman takip ediyorlar ha yukarıdan. Takip ediyorlar da kuzuyu yemeye çalışırlar. Köpekler izin vermez. Azeri Türkçesiyle de bizim Türkçe birbirine çok yakın ama anlaşabildiğimiz kadar anlaşıyoruz arkadaşlar. Yani çok da baskı da yapmak istemiyorum. Video böyle belki çok profesyonel doğal bir algıda gitmiyor ama doğal. Adam sağ olsun bizi kırmadı. Çekim yapıyor. Çok çok teşekkür ediyorum bu konuda buna tekrar izin verdiğin için. Yani o yüzden akışta ufak tefek sorunlar var. Affınıza sığınıyoruz. Amacımız değil. Yüzlerce binlerce köpekle çıktık geldik buraya. Bu adamlar ne tarz köpekler kullanıyorlar? Bu köpeklerin dış görünüşleri nasıl? Üç aşağı beş yukarı karakter yapıları nasıl? Onları anlamaya çalıştık. Ama işin güzel yanı mesela hep paralel. Bizim Türkiye'de de böyle. Adam diyor ki köpeğim benim sürüme yabancıyı sokmayacak, kurdu sokmayacak. Evet. Dediğim gibi bak mesela az önce kartal bu bölgede çok fazla var diyorsun. Evet. Ne yapıyor yani mesela doğum zamanında mı gözlemleyip geliyor? Nasıl oluyor? Köpeklerin tepkisi nasıl oluyor kartala karşı? Evet, hayvanlar doğum zamanı kartallar şuru kuzuyu çalmaya çalışır, yemeye çalışır. Köpekler ona izin vermez. Köpek olmasa alabilir diyorsun yani annesi bir yere kadar korur. Evet, köpek olmasa alabilir. Ya, helal olsun vallahi maşallah. Gerçekten güzel. Bu anlamda çok sertler. Onu fark ettim. 5-10 dakika, 20 dakika bizi hep değneğin arkasında kaldık arkadaşlar. Orada çekime başlayamadık. Ferhat böyle. Ama bir 15-20 dakika sonra artık tehdit olmadığımızı anladılar. Saldırmaktan vazgeçtiler bize. Evet. Ferhat, bir de sürünün içerisinde keçi de kullanıyorsun. Birkaç tane de keçi gördüm. Bizim orada da mesela koyunun içinde 3-5 tane keçi kullanıyorlar. Bunun bir özel amacı var mı? Sebebi var mı? Keçinin eti güzeldi. Hayvanın etinden keçinin eti güzeldi. Bir de keçi önle bir yere gittiğin zaman önle gelirdi. Hayvanlar da arkasında. Yayıyor yani. Çobanlık yapıyor onlara bir nebze. Evet. Diyorsun. Evet. Süründe peki toplamda kaç köpek kullanıyorsun Ferhat? 5 tane. 5 köpek kullanıyorsun. Evet. Sence çok mu bu sayı, az mı? Normal. Normal. Kaç normal. Erkek kaç dişi? 4 erkek bir dişi. Bu dört erkek kardeş mi oluyor, nasıl oluyor? Birbirinden akraba olmayan köpekler bir arada dövüşmüyorlar mı? Kardeş oluyorlar. Birbirinden akraba olmayanları döverler. Döverler. Peki atıyorum o batımdan iki erkek var ya da bir erkek var, diğerlerinin hepsi dişi, o zaman ne yapıyorsun? Hiçbir şey, onlar da kömeklerde. Elindeki kadroya göre yapıyorsun. Evet. Peki dişiler mi daha uyanık sence, erkekler mi? Sürdü? Dişiler. Nasıl, bunu biraz anlatabilir misin bize? Nedir dişiyi farklı kılan? Dişi erkek iti, dişi güzel ovalıyor da. Ovalıyor. Ovalıyor. Ovalıyor ne demek? Gezdiriyor mu? Dolaştırıyor mu? Uyandırır da. Uyandırıyor. Evet. Anladım. Yani daha avcı değil mi? Avcı. Aynı doğadaki aysa aslanlar gibi, kurtlar gibi. Evet, evet. Erkekler birazcık daha şeyler ama dişiler daha atik. Tetik. Ya tamam, seni daha fazla yormak istemiyorum. Bence oldukça da keyifli olduk. Zaten amacımız burada videonun aşırı uzun ya da kısa olmasından ziyade bu bölgede kullanılan... Niye giriyorsun oğlum? Çok benim konsantrasyon bozuyor. Ne yapayım, gülmeyeyim. Ferhat, gerçekten ağzına yüreğine sağlık. Zaten oğlum bir gülme de bitireyim şu videoyu ya. Niye oğlum,
Oğlum nasıl çekeyim? Seni görmüyorum ve karşıdan gülerken nasıl konuşmamı bekliyorsun? İyisin değil mi? Gülmeyeceksin. Zor duruyorsun şu anda. Hayır, ona bakıyorum işte. Sana bakınca. Ferhat kusura bakma, böyle senin de röportajda bir yandan farklı diller konuşuyoruz. Ne kadar ikisi de Türkçe olsa da kelimeler birbirinden yabancı. Evet, aynı zamanda evet. Kameraları da çok ısındıramadım, seni ısındırmak istesem de. Zaten bu videodaki amacımız farklı coğrafyalardaki köpek tiplerini göstermek. Karakter anlamında bugün bana sorarsan Çin'e de gitsek, Kırgızistan'a gitsek, Türkmenistan'a gitsek adam ne diyecek? Benim köpeğim sürüyü korusun. Dış görünüşünden çok ilgilenmiyorsun herhalde bu köpeklerin. Evet, evet. Ama mesela birbirine benzer köpekler çektik. Yani bunlar bir ırk. Hepsi birbirinden yakın, benziyorlar birbirlerine. Demek ki bu köpekler yıllardan beri başarılı olmuş ki siz de bu köpekleri tutmuşsunuz. Evet, başarılı olmasa ben onu saklamam. Yani işini yapmayan köpek ekmek yiyemez mi kapıda diyorsun? Evet. Doğru söylüyorsun. Değerli dostlar, bir videonun daha yavaş yavaş sonuna geldik. Gönül istiyor bir saat sohbet edebilirim. Benim de ilk kez yapmış olduğum yurt dışı çekimi deneyimi. Bundan sonraki videolarda yavaş yavaş birazcık daha ısınacağız. Aradaki dil problemini, iletişim problemini biraz daha aşmaya çalışacağız. Ama amacımız belli. Bu coğrafyada kullanılan köpekleri bugün size göstermeye çalıştık. Genel olarak yüz ifadeleri benim dikkatimi çeken, gerçekten kangalın simasını andıran bir sima var. Gövdeleri kangaldan aşağı yukarı aynı ama daha ince kemikli, daha küçük köpekler. Ve gelenek olarak bu kuyruğu neden kesiyorsunuz? Mesela biz kuyruk kesmiyoruz. Kulak kesiyoruz da kuyruğu kesmiyoruz. Ne bileyim, kuyruğunu fark etmez. Kesenler de olur, kesmeyenler de olur. Kesmeyenler de var diyorsun. Yani bu bir gelenek mi? Bir amacı var. Mesela kuyruğu biz niye kesiyoruz? Kulağı niye kesiyoruz? İşte çengel batmasın, kurt oradan almasın diye. Ben de öyle. Ama şeyi bilmiyorum, kuyruğu bilmiyorum. Kuyruk da korktuğunu belli etmesin diyorlar ama zaten köpek korkaksa belli etsen olur, belli etmesen olur diyorum ben de, değil mi? Korkak itisat da tutmaz. Onun için yok da nem kuyruğu uzun. Hoş olmuyor. Hoş olmuyor, evet. Ha, o zaman gelenek abi bir nebze. Ferhat tekrardan teşekkürler. Ağzına yüreğine sağ sağlık. Olasın, bizden abicim, video yapmayı kabul ettin. Dilinin döndüğünce anlatmaya çalıştın. İki tane güzel doğuma şahit olduk. Sürün bereketli olsun. Rabbim bol kazançlar versin sana. Sağ olasın. Allah razı olsun. Köpeklerin de hep böyle yahşi olsun. İyi olsun. Güzel olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Değerli dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Türkiye Cumhuriyetler'deki Türk çoban köpeklerinin sürüdeki tepkimelerini ve dış görünüşlerini sizler için çekmeye devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Stop, 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 stop! Oh, my God.